Asırlar önce Asur ve Babil medeniyetlerinin hüküm sürdüğü topraklar, Pagan dinin baş tanrısı Marelahe'nin açık hava mabedinde nice dualara şahit olmuştur. Doğanın kutsallığına inananların yaşamış olduğu Soğmatar, Anadolu'da dönemin putperest ayinlerinin gerçekleştiği özel yerlerden biri. Günümüzde de Şanlıurfa'nın Tek Tek Dağları zirvesinde geçmişin izlerine rastlamak mümkündür. Tanrı figürlerinin gölgesinde binlerce değerli bitki yetiştirmiş kent, ana vatanı Güneydoğu Anadolu olan 304 adet endemik bitkinin 58'ini sahiplenir. Urfa bitki örtüsü, %36'sı İran-Turan alt kültürlerinden, %32'si de Doğu Akdeniz elementlerinden oluşur. Su kaynaklarından yoksun olmasına rağmen, yöreye has türlerin büyük bir bölümü Tek Tek Dağları'nda hayat bulur. Şanlıurfa ile Diyarbakır'ı ayıran dağlar, bitki coğrafyası üzerine araştırmaların en az yapıldığı yerdir. Urfa'nın ismiyle bütünleşmiş olan menengiç, fıstık familyasından bir çalı türüdür. Yıllarca yöre insanı tarafından yakacak olarak kullanılıp tahrip edilmiştir. ...1962 yılı itibariyle koruma altına alınan menengiç ağaçları fıstıkla aşılanarak meyveleri tüketilmektedir. Ekonomik değer taşıyan bitki, kuru yemiş ve ham kahve olarak Urfa'ya ciddi gelir getirmektedir. Hayatın her alanında kendini gösteren bitkiler, hastalıklara da çare olmaktadırlar. Binbir delik otu, kırmızı çiçekleriyle narinliğinin arkasına gizler kurtarıcılığını. Çiçeklerinin renginden dolayı kırmızı kantoron adıyla da anılır. Urfa'nın önemli endemiklerinden biri olan tür, uykusuzluktan ülsere kadar birçok hastalığın tedavisinde kullanılır. Çoğu bitki, insan ve hayvanların besin kaynağı olarak yaşamsal önem taşır. Yabani nohut da bölgenin bu endemik türlerine örnektir. Otlatma nedeniyle nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer almaktadır. Hassas davranılması gereken bitkiden bugünkü kültür nohutlarının yetişmesinde de yararlanılmıştır. Bitkileri sadece hoş görüntüleriyle değil, iyileştirici özellikleriyle de yaşatır toprak. Suyu çıkarılıp çayı yapılan papatya, ağrı tedavisinden cilt pürüzlerinin yok edilmesine dek kullanılır. Beyaz taç yapraklarının arasına sarıyı saklayan papatyalar, doğanın insanlara, insanların da sevdiklerine masrafsız hediye ettiği yabani çiçeklerdir. Anadolu endemiklerinden bir diğeri beyaz çiçekli çiriş otudur. Zambağı andıran yapraklarıyla yöre yemeklerine apayrı bir lezzet katar.
Bitkinin taze yapraklıları kullanılarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun vazgeçilmez tatları oluşturulur. Doğa, toprağını dört koldan sarıp sarmalayarak korumuştur yüzyıllarca. Bitkiler kökleriyle birbirlerine destek verirken, yaşanılan coğrafyalara bambaşka anlam kazandırırlar. Narin görüntüleri insan eliyle yorumlanınca, meraklısını ince işlemelerde süs olarak karşılar. Eskiden beri bakır işlemeciliği konusunda şanını korumuş, Urfa'nın mutfak eşyalarına doğa motifleri hakimdir. Batıya göre oldukça farklıdır Güneydoğu Anadolu'nun mutfak malzemeleri. Yemekleriyle dünyada ün kazanmış Şanlıurfa, sunumuyla da hafızalara kazınır. Akşam yemeklerinde tüm ailenin birlikte olmasına dikkat edilen topraklarda, hoş sohbetlerden önce sofralar itinayla kurulur. Güneydoğu Anadolu insanı, lengerini, sürahisini, üsküresini, dibeğini, gümgümünü daha çeyizinde tamamlayarak gösterir misafirperverliğini. Konuklara hünerli ellerden ikram edilir yörenin yoğurtlu kengeri. Toplanması oldukça zor olan bitki, eve getirildiğinde kök ve dikenleri kesilerek yapraklarından ayrılır. Ayıklanmış gövdeler su dolu bir tencerede kaynatılır. Pişen kengerler suyundan süzülür ve üzerine çırpılmış yoğurt konur. Son olarak harmanlanmış yoğurt ve ot karışımına lezzeti artırmak için yağda kavrulmuş pul biber dökülür. Doğadan gelenler sofralarda damaklarla buluşmaya hazırdır artık. İnsan, dünya şartları değişirken tanrıların hediyesi doğadan faydalanmadan yaşayamayacaktır. Tabiat, doğal döngüsünün mükemmel uyumuyla güven verir. Geleceğin çocuklarının da bu dünyayı eksiksiz görebilmesi için, bugünün anne babalarının toprağa daha hassas davranmaları yeterli olacaktır.